Benim başıma gelen şeyler benden dolayı geldi. Bu inançlarımdan dolayı bunlar başıma geldi. Dolayısıyla kabullenirsek ondan kurtulabiliriz. Onunla savaştığımız zaman o bizim üstümüze gelmeye mücadele edecek. O mücadele devam edecek. Ve sen içinden şu şey deyip dursun. Ya hocam ama bunu ben istemedim ki geldi. Hocam bunu deyip dur. Tüm negatiflerin cümlesi arkadaşlar. 100 kişiye seans yapalım. 1000 kişiye seans yapalım. Negatifse karşındaki. Hocam doğru diyorsun ama bunu da ben istemedim diyor. Yani bakıyorsun onu derken bile nefret var, öfke var. Önce kabullenelim. Bunlar benden dolayı. Yani eğer arkadaşlar zengin olman benden dolayı olacak olsa, zengin olup olmaman dışarıya bağlı olsa nasıl zengin olacaksın? Bilgin olup olmamak dışarıya bağlı olsa o zaman köle gibi olmaz mısın? Çok kötü ol, çok zor olmaz mı? Onun için bir defa bunu kabullenelim ve öyle kalalım. Her şey benden dolayı oluyor. Bunu kabulleniyoruz. Kabullenelim ki değiştirebilirim. Yani sen hastasın, grip olmuşsun. Eğer ben grip oldum dersen tedavi sürecine başlarsın. Ama grip olduğuna inanmıyorsan, emin değilsen ben grip miyim, kanser miyim, ne olduğum belli değilse o zaman nasıl bir tedavi yapacağız? Onun için ilk önce kabulleniyoruz arkadaşlar. Ve devam ediyoruz sonrasında. Şimdi inançlarımızı belirledik ya arkadaşlar. Bunları da değiştirmek istiyoruz. Peki bunu neden değiştiresin? Yani şunu dememiz lazım. O hayalleri sen neden hak ediyorsun? Hayalleri sen neden hak ediyorsun? Diğer soruya alacağımız cevap da bu arkadaşlar. Bu hayalleri sen neden hak ediyorsun? Arabayı, evi, ünü, makamı neyse hayalin, onları neden hak ediyorsun? Neden bunlar sana gelmeli başkasına değil de? Yani kendi kendimizi ikna edeceğiz arkadaşlar. Kendimiz o hayalimiz konusunda ikna isek, kendimiz kendimizi ikna etmişsek, o hayaller istesek de istemesek de bizim olacak. Ben şu kadar gelir hak ediyorum çünkü nokta 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 dolduruyorsun. Ben bu güzel lüks arabayı hak ediyorum çünkü. Ben bu evi hak ediyorum çünkü. Nedene cevap veriyorsun bu defa? Neden hak ediyorsun bunları? Şimdi burada arkadaşlar önemli şey şu. Değerli bir insanın hayatına gelen şeylere de değerli şeyler gelir. Değersiz bir insana da değersiz şeyler gelir. Şimdi sen değerli misin, değersiz misin? Bunu netleştirmen lazım. Yani kendini seviyor musun, sevmiyor musun? Ben harika bir insanım. Diyebiliyor musun kendini? Ben harika bir insanım ve kendimi çok seviyorum. Sen benim canımsın. Bir der misin ya? Bir kendine bir üstüne der misin? Bak hoşuma gitti bu. Sen benim canımsın deyip ellerini öpse nasıl olur acaba? Sen benim canımsın. Mesela şu an karşımda biliyorum ki sevgi dolu, aşk dolu bir insan var. Ve sevgiyi dibine kadar hak eden bir insan var. Ve ben seni çok seviyorum. Der misin bunu kendine? Ben kendimi çok seviyorum. Ben değerli bir insanım. Neden değerlisin biliyor musun? Neden değerli olduğunu şöyle anlayabilirsin. Sen bugün olmasan bu hayatta neler olurdu? Sen olmasan eşin ne yapar, çocuğun ne yapar, annen ne yapar, baban ne yapar, dostların ne yapardı? Sen olmasan ne olur diyor. Cevaplarını doldurduğun zaman ne kadar değerli olduğunu anlıyorsun. Ve ne kadar değerli olduğunu fark edersen o istediğin hayaller, değerli şeyler, değerli bir insana gelmeye başlar. Ve bununla alakalı arkadaşlar ne yapıyoruz? İlk önce kendimizle barışıyoruz. Şimdi bir öfkeden kurtulma ihtiyacımız var mı arkadaşlar? Bakın çok önemli bir dilime başlayayım. Önemli taraf şu arkadaşlar. Yumuşaklıkta hayat vardır, sertlikte ölüm vardır. Bunu bundan önce benden dinlediniz ama bir daha üstünden geçmek istiyorum. Yeni bir bebek doğar yumuşaktır ama bir ölü serttir. Yeni bir ağaç doğar fidan yumuşaktır ama kesilmiş bir ağaç odun serttir. Ve sen sert bir şeyi sert bir yere vurursan iki tarafta zarar görür. Ama bir taraf yumuşaksa iki tarafta zarar görmez. Bir gül yumuşaktır ama yüzlerce binlerce diken ona hizmet eder. Yumuşaklıkta hayat vardır arkadaşlar. Dolayısıyla bizim kendimizi öfkeden arındırmaya şiddetle ihtiyacımız var.
çok hızlı bir şekilde öfkeden kendimizi arındırıyoruz. Ne diyordu Barış Manço? Öğrenilmesi gereken ilk dil tatlı dildir. Geçen de bir dizi izlemiştim. Orada Tapduk Emre ne diyor? Kafanı kır, kolunu kır, ayağını kır. Ama diyor kalp kırma. Bu o kadar değerli ki arkadaşlar. Kalp kırma. Her şeyi kırabilirsin ama kalp kırma. Onun için bizim hoşgörüye, sevgiye şiddetli ihtiyacımız var. Çünkü arkadaşlar bu zaten yine kendimiz için. Yani sen kalp kırmadığın zaman, sen öfkeli olmadığın zaman hani keskin sirke küpüne zarar var ya arkadaşlar. Yine kendimiz için. Çünkü ben nasılsam hayat bana öyle gelecek. Bir gün arkadaşlar bir bilgi adam var. İşte bir bilgi adam da işte nasıl diyelim. Böyle çok parası bul olmayan bir adam işte. Bunun evine bir gün bir hırsız giriyor. Hırsız giriyor ama evde bir şey yok. Böyle bakınırken birden bilge de hırsızla karşılaşıyor. Tabii şey diyor ki bilge hırsıza, ya diyor haber verseydin diyor bir hazırlık yapardım diyor. Habersiz gelmişsin diyor. Bizim evde de diyor senin alabileceğin bir şey yok. Hırsız diyor ki ya anlamadın galiba diyor ben bir hırsızım. Ya sen bana nasıl böyle kibar davranıyorsun? Ya diyor bu bir tercih meselesidir. Kimisi hırsızlık yapar, kimisi başka bir şey yapar. O önemli değil de diyor ne iş yaptın? Ben diyor hazırlıksızım. Keşke haber vereydin diyor. Sonra tabii hırsız bakıyor ki karşısında enteresan bir adam var. Ne yapacak? Ben çıkayım diyor ve istersen diyor beraber arayalım diyor bilgeyi. Beraber arayalım ama diyor senin de alabileceğin bir şey yok. Ve sonra çıkıyor arkadaşlar evden hırsız. Tabii kapıyı açık bırakmış çıkmış. Bilge arkadan bağırıyor. Hey diyor. Buraya gel diyor. Tabii hırsız garip bir adam ya. Korkuyla geri dönüyor. Ya diyor sen gelirken diyor kapıyı diyor açmadın mı diyor. Açtım. Diyor neden kapatmıyorsun geri giderken? Hem diyor sen şimdi diyor buradan hiçbir şey almadan çıkarsan diyor insanlar diyor mahalleli diyor beni diyor yadırgayabilir. O bilgenin üzerine tek bir battaniye varmış. Onu veriyor. Bunu al da diyor. Evinden bir şey almadım deme. Hırsız tam dönecek insan bir teşekkür eder diyor. Hırsız diyor ki tamam teşekkür ederim diyor ve ilerliyor arkadaşlar ve kapıyı çekiyor ve gidiyor. Sonra bir ara bu hırsız yakalanıyor. Adliyede yakalanıyor. İşte hakimin karşısında hakim hesap sorurken tabii yüzlerce şahidi var bunun hırsız olduğuna dair. Diyor ki hakim bu hırsıza senin diyor hiç arkadaşın var mı diyor. Senin hırsız olmadığını söyleyecek. O da diyor ki var diyor bir arkadaşım ve bu bilgenin ismini veriyor. Bu bilgenin ismini veriyor. Bilge de mahkeme giriyor arkadaşlar. Diyor ki hakim ona sen bunun arkadaşı mısın diyor. O da diyor ki evet evet diyor onun arkadaşıyım diyor. Mesela diyor tüm mahalleli bilir diyor üzerinde bir battaniye vardır diyor. O benim de diyor. Ben onu arkadaşım olduğu için ona hediye ettim diyor. Hem de çok kibar bir arkadaştır diyor. Ben ona battaniye hediye edince hem teşekkür etti diyor. Hem de evime geldiği zaman diyor, ne zaman gelse diyor kapıyı çeker gider diyor. Neyse hakim diyor ki o sırada artık eğer diyor bu bilgi senin arkadaşınsa diyor binlerce diyor senin hırsız olduğunu söyleyen olsa da diyor ben diyor bunu kabul etmem serbestsin diyor git diyor. Ve o hırsız bilgiye gelip diyor ki efendim diyor ömür boyu diyor size hizmet edebilir miyim? Çünkü bu hayatta diyor beni hiç kimse ciddiye almamıştı. Hiç kimse bana değer vermemişti. İlk defa bana değer veren birisi diyor çıktı. Sizin köleniz olabilir miyim? Yumuşaklığın faydasını görüyor musunuz arkadaşlar? Hani böyle insanlar liderlik falan ne peşinde ya. İşte asıl liderlikler bu yumuşaklıklarda. Ve tabii arkadaşlar bizler başkalarına yumuşaklık yaparken, başkalarına kibar olurken, başkalarına nazik davranırken buraya da nazik davranmamız önemli. Burayı da sevmemiz önemli. Şimdi bugün burayı için çalışmalar yapacağız. Bugün burayı için çalışmalara başlayacağız. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Biz bu rahatlığımız için neye ihtiyacımız var? Bu kişiyi değiştirmemiz lazım. Bu kişi yumuşak olacak, hoşgörü olacak, sevgi dolu olacak ya hayat da ona göre değişecek ya. Şimdi ilk şeyimiz şu arkadaşlar. Önce şuradan başlayayım. Öfke dediğimiz şey arkadaşlar zihnin kusmuğu. Öfke zihnin kusmuğu ya. Biz normal hayatta kusarken arkadaşlar insanların üzerine mi kusarız?
Herkes öfkelenebilir. Hiçbir duygu boşa değildir. Herkes öfkelenebilir. Ama burada yapmamız gereken şey öfkeyi toplumun içerisinde çıkartma. Git odan da öfkelen. Tekme salla, yumruk salla. Öfkedeki ana espri de enerji atman lazım. Enerji atman lazım ya. Bu enerjiyi git bir yastık al, yorgan al. Neyi tekmeliyorsan, neyi yumrukluyorsan yumrukla. Ama toplumun içerisinde olmasına gerek yok. Şimdi çünkü biliyoruz ki arkadaşlar gerçekten bu öfke sadece ve sadece sana zarar. Öfkeli insanlar çabuk ölürler. Öfkeli insanlar hasta olurlar. Öfkeli insanların enerjisi düşer. Öfkeli insan enerji kaybettiği için para da kaybeder, hayallerini de kaybeder, her şeyi kaybeder. Ve şimdi bunun için ne yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Biliyor musunuz bir sadece bugün diye bir şey var. Doktor Mikao Usui'ymiş. Bu sadece bugünü ortaya atan kişinin ve çok mantıklı bir şey. Şimdi arkadaşlar sadece bugün diyoruz. Mesela şimdi bundan sonra yarın istediğim şey şu. Sadece bugün. Sadece mesela sabah kalktık ve diyoruz ki sadece bugün neşeliyim. Sadece bugün yargılamıyorum. Sadece bugün öfkelenmiyorum. Sadece bugün. Neden sadece bugün arkadaşlar? Şimdi bilinçaltına desek ki biz ben hayat boyu mutluyum desek bilinçaltı bunu kabul etmeyebilir. Kendilikle edemeyebilirsin. Ama diyorsun ki ya sadece bir gün, sadece bugün neşeli olabilir misin? Bunu dediğimizde nedir arkadaşlar bilinçaltı? Ya tabii kolay olur. Sadece bir gün. Bugün. Onun için arkadaşlar sabah kalktığımızda ilk işimiz diyoruz ki sadece bugün coşkuluyum. Sadece bugün neşeliyim. Sadece bugün yargılamıyorum. Sadece bugün insanlara kibar davranıyorum. Sadece bugün teşekkür ediyorum. Sadece bugün aşk doluyum, sevgi doluyum. Sadece bugün. Var mısınız? Sadece bugün. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.